Herkese merhaba. Bugün sizlere Mercedes markasının yeni elektrikli EQE SUV modelini tanıtacağım. Adından da anlaşılacağı gibi EQS sedan ve EQS SUV'nin temellerini oluşturan EVA 2 mimarisiyle geliştirilen EQE SUV tıpkı EQS SUV gibi Mercedes'in Alabama fabrikasında üretilecek. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda EQS SUV kardeşleriyle birçok tasarım ipucuna sahip olsa bile parlak siyah ızgara paneli ve farklı LED grafiklerine sahip arka aydınlatma düzeni ile ilgi çekiyor. Aracın teknolojik yeniliklerine baktığımızda aracın zemininde tıpkı EQE sedan versiyonunda olduğu gibi 9.60 kWh saatlik bir pil paketi bulunuyor. Mercedes, en uzun menzile sahip olan EQE SUV versiyonunun WLTP verilerine dayanarak 550 km menzile sahip olduğunu açıklıyor. Araç, diğer EQ otomobillerinde olduğu gibi 170 kW DC hızlı şarja sahip olacak ve 32 dakika gibi bir süre içerisinde %10 ila %80 arasında şarj olabilecek. EQE SUV modelini eğer isterseniz 240 volta sahip bir ev şarjı düzeneğinde %10'dan %80'e yaklaşık 9,5 saatte şarj edebilirsiniz. Aracın teknik verilerine baktığımızda EQE 350 Plus SUV modeli 292 beygir ve 565 Nm tork gibi ilgi çekici teknik detaylara sahip. Bu veriler aracın arka tarafına yerleştirilmiş tek elektrik motorundan elde ediliyor. 4 tekerlekten çekişli versiyon olan EQE 350 Formatik ayrıca ön tarafta bir elektrik motoruna daha sahip. Bu versiyonda motor gücü aynı kalıyor ancak tork 791 Nm gibi bir değere çıkıyor. EQE 500 SUV ise standart olarak 4 tekerlekten çekişe sahip bir şekilde geliyor ve yüksek performanslı çift elektrik motorundan güç alan model 543 beygir ve 858 Nm tork gibi oldukça iddialı teknik verilere sahip oluyor. Modelin AMG versiyonlarını incelediğimizde 625 beygir ve 950 Nm tork gibi oldukça ilgi çekici teknik veriler görüyoruz. İsteğe bağlı olarak sunulan AMG performans paketini seçtiğinizde 686 beygir ve 1000 Nm tork gibi mükemmel veriler sizleri karşılıyor olacak. Bu paketi seçtiğinizde ise EQE SUV modelinin 0'dan 100 km hızlanması 3.4 saniyede gerçekleşiyor. Aracın iç mekanına baktığımızda hem AMG hem de standart EQE SUV'nin kabini EQE sedan versiyonunda vakit geçiren biri için oldukça tanıdık gelebilir. 12.8 inç boyutundaki bilgi eğlence sistemi ve 12.3 inçlik dijital gösterge paneli her modelde standart olarak sunuluyor. Hyperscreen teknolojisi işin içine girdiğinde ise ortadaki bilgi eğlence paneli 17.7 inç kadar büyüyor ve yolcuların kullanması için 12.3 inçlik bir ekran daha iç mekana eklenmiş oluyor. AMG versiyonda ise performans odaklı bazı iç mekan detayları dikkat çekiyor. Modelin ne zaman satışa çıkacağı konusunda açıklama yapan Mercedes, ilk EQE SUV modellerinin gelecek yılın ilk yarısında bayilere dağıtacağını ve 350 Plus, 350 Formatik ve 500 Formatik modellerinin bayilerde yer alacağını açıkladı. Arkadaşlar, benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.